Sevgili dostlarım, Variation of Parameters sorusunu kullanarak çözeceğimiz Initial Value Problem sorusuna hoş geldiniz. Bu problem Variation of Parameters konusunda çözüm sorulardan birisine çok benziyor ama olsun. Praktis iyidir. Hemen sorumuza başlayalım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bizim Initial Value'larımız var. Y 0 1'miş, Y e prime sıfırı da sıfırmış. Ve şurada da non-homogeneous second degree lineer diferansiyel equation'ımız var. Ve bu non homojeniz equation'ımızın g of x fonksiyonu şurada gördüğümüz 28x üzeri 6 çarpı e üzeri 5x fonksiyonu. Şimdi yine her zaman yaptığımız gibi biz komplementer solution'dan başlayalım. Ve burada komplementer solution'ımız nasıl olmuş olacak? Şuradaki homojeneous equation'ımızın solution'ı olmuş olacak. Yani 10y e prime artı 25y eşittir 0. Dolayısıyla hemen burada bir karakteristik equation yazabiliriz. R square minus 10R plus 25 is equal to 0 olmuş olacak. Bu bir tam kare olduğu için R 5'in karesi eşittir 0. Ve burada çift katlı bir kök elde ediyoruz. R eşittir 5 ve tekrar R eşittir 5. Ve dolayısıyla fundamental set of solution'ımız. E üzeri 5x ve x çarpı E üzeri 5x. Ve gördüğünüz gibi Aa, şurası y1 oldu. Şurası da y2 olmuş oldu. Ve dolayısıyla komplementarı ulaşırımız. Y komplementarı nasıl oluyordu? C1 y1 yani c1 e üzeri 5x artı c2 x e üzeri 5x olmuş oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Şurada bir u1x ve u2x fonksiyonlarımızın olduğunu düşünerekten y partikelin formunu u1 e üzeri 5x artı u2 x e üzeri 5x şeklinde yazıyorduk. Yani komplementer eden partiküllere geçerken sadece bu c1 ve c2'yi u1x ve u2x ile değiştiriyoruz ama x'leri yazmıyoruz tabi for short ve dolayısıyla buradaki particle solution'a geldiğimizde particle solution'da da yapacağımız iş bu linear equation sistemi yazmak Şimdi bu linear equation sistemde ilk equation'ımız bu u'ları u primelerde değiştirip sıfır eşitliyorduk. Yani u1 prime e üzeri 5x artı u2 prime x e üzeri 5x eşittir sıfır diyorduk. Peki ikinci denklemimizi nasıl yazıyorduk? İkinci denklemimizi ise şunların türevlerini alıyorduk. Yani şunların derken y1 ve y2'nin türevlerini alıyorduk ve Sağ tarafı da GeoFix, geofix olarak yazıyorduk. Şimdi Dolayısıyla Ne elde etmiş olduk? Bakalım. u1 prime, e üzeri 5x'in türevi 5 e üzeri 5x artı x çarpı e üzeri 5x'in türevi de u2 prime birincinin türevi ikinci, e üzeri 5x geldi. İkincinin türevi 5 e üzeri 5x çarpı x geldi. Onları da e üzeri 5x parantezine aldığımız zaman sağ taraftan 1 artı 5x çarpı e üzeri 5x elde etmiş olduk. Ve sağ taraf sabitimiz de şuradaki fonksiyon olmuş olacak. Ee, bunu buraya sığdırsak iyi olur. Şöyle ufak bir adjustment yapalım. Ve şuraya da 28 x üzeri 6 e üzeri 5x yazalım. Ve tabi biz bunları Linear uh, Equation formunda yazabiliriz, matris formunda yazabiliriz. Ve böyle yaptığımız zaman da, şimdi ne olmuş olacak? Şuraya U1 prime'ın uh, katsayıları, şuraya U2 prime'ın katsayıları gelecek. Şuraya da right hand side gelecek. Şimdi bunu bir yazalım. U1 prime'ın katsayıları, gördüğünüz gibi E üzeri 5x ve 5 E üzeri 5x. Bu iki prime'ın katsayıları x e üzeri 5x ve 1 artı 5x e üzeri 5x Aa, çarpı ne? u1 prime ve u2 prime ve sağ tarafımızda 0 ile şuradaki 28 x üzeri 6 e üzeri 5x fonksiyonumuz. Evet, güzel. Şimdi gelelim neye? Gelelim şunların çözümüne. Bunları bu sayfada çözüp yine U1 v 2yi bulup gelip burada yerine koyacağız ve sonrasında da ne yapacağız? Şu initial conditionları da şu sağ tarafta ayırdığım yere yapacağım. All right. Şimdi geldik buraya. bunları şurada çözmem lazım tabii ki. Şunları kopyalayalım. Şurayı kopyaladık. Ve şuraya yapıştıralım. Evet. Şimdi bunları burada çözebiliriz. Biraz büyütebiliriz. Ve dolayısıyla hatırladığınız burada her zaman şurası W matrisi oluyordu. Çünkü burasının W matrisi olmasının sebebi neydi? Şurada biz Y1 ve Y1 prime. Belki şu mor renkli yazabilirim. Y1 ve Y1 prime'da. Şurası da Y2 ve Y2 prime oluyor her zaman. Ve buradaki W'nun determinantı. Wronskian determinant. Şimdi burada ne yapıyorduk? Burada bir çakallıklar yapıyorduk. Bir defa şu E üzeri 5x'leri ilk sütunda dışarıya alabilirim. İkinci sütunda da dışarıya alabilirim. Dolayısıyla burada E üzeri 5x çarpı E üzeri 5x ve geriye kalan determinant da 1, x, 5 ve 1 artı 5 x şeklinde olacaktır. Dolayısıyla şimdi şu determinantı aldığımda cart eksi curt ne verdi bana? 1 artı 5 x eksi 5 xten 1. Dolayısıyla orayı düşünmeme gerek yok. Ve w'nun buradan e üzeri 10 x olduğunu bulmuş olduk. Şimdi gelelim u1 ve u2'lerimize. U1 e, U2'lerimiz burada zaten sadece W lazım. Şimdi U1 prime'a baktığımızda bir determinantı A10x E 0 12'e böleceğiz. Yani W para böleceğiz. Hatta şöyle yazalım. Determinant of W'ye böleceğiz. U2 prime'de de yine bir başka bir determinantı W'nin determinantına böleceğiz. Belki şu şu arkadaşı yukarıya yazabilirim. 1 artı 5x eksi 5x şeklinde. Tamam. Şimdi gelelim u1 prime'a. Şimdi u1 prime'ı nasıl yapıyorduk? Şuraya yazacağımız determinant. Şimdi ben u1 prime'ı bulmak istediğim için u1 prime'ın olduğu sütunu buradaki sağ taraf sabitiyle değil sağ taraf vektörüyle değiştiriyordum. Yani sıfıra 28x üzeri 6 e üzeri 5x oluyordu. Ve aynı şekilde diğer taraf aynen kalıyordu. Yani şuradaki x e üzeri 5x ve 1 artı 5x e üzeri 5x aynen kalacak. Şimdi u2 içinde aynı şekilde şu determinantı değiştiriyoruz. Pardon şu sütunu değiştiriyoruz. Determinantımızda ve dolayısıyla burada ettiğimiz arkadaşımız da U2 prime'in yerine Raydan site yazdığım zaman 0'a 28 x üzeri 6 e üzeri 5 x elde etmiş olduk. Ve sol tarafta da tabii ki şuradaki U1 prime verileri kalmış olacak. E üzeri 5 x 5 e üzeri 5 x kalmış olacak. Evet şimdi buradaki matrisleri buradaki determinantları bulalım. 0 çarpı sayı 0 oldu. Yani carttan bir şey gelmedi. Peki curttan ne gelecek? Eksi gelecek bir defa. O eksiyi hemen yazalım. Eksi aa, ne olmuş oldu? Eksi 28 x üzeri 6 çarpı e üzeri 10 x geldi. Ama w'nin determinantı da e üzeri 10 x'ti. Dolayısıyla bir dakika ya ben yanlış bir şeyler yapıyorum. Şurası değil mi? Ha pardon pardon yok doğru yapıyorum. Ha, eksi 28 x üzeri 6. Ha bir, bir x de orada var. X üzeri 7 olacak şurası. X üzeri 7. E üzeri x. Bölü. E 012 10 x tekrar. Dolayısıyla u1 prime'ımızı eksi 28 x üzeri 7 elde etmiş olduk. Tamam. Şimdi gelelim U2 prime'ımıza. Burada da cart non zero olmuş oluyor ve curt zero olmuş oluyor. Ve dolayısıyla cartın sonucu da 28x üzeri 6 e üzeri 10 x bölü e üzeri 10 x Dolayısıyla bunlar sadeleşir. Geriye sadece 28 çarpı x üzeri 6 kalır. Bu da u2 prime 28 çarpı x üzeri 6. Şimdi buradan tabii ki u1 ve u2'yi de kolaylıkla bulabiliriz. Hemen bulalım. u1 integral eksi 28 hemen dışarı yazalım. Eksi 28 integral x üzeri 7 dx ve eksi 28 x üzeri 8 bölü 8. 28 e 8 sadeleştiği zaman 7 bölü 2. Yani eksi 7 bölü 2 x üzeri 8 olmuş oluyor. Evet. Şimdi u2 prime'a baktığım, u2'ye baktığımızda, pardon, u2'ye baktığımızda da u2 prime integralini alacağız. Yani yine 28'i integralin dışına yazabilirim. x üzeri 6 dx, x üzeri 6'nın integrali x üzeri 7 bölü 7. Bu sefer 28 7 sadeleştiği zaman 4 kalır geriye. 4 x üzeri 7. Evet şimdi bu u 1imizle u2'mizi daha önce yazmadıysak getirip şuraya yazalım ama bunu yazmış olmamız lazım. Evet. Evet. Gerçi orada işler biraz karışmış ama olsun. Problem değil. O bizim işimizi görür. Dolayısıyla şurada Öyleydi değil mi? 4x üzeri 7. Eksi 7 bölü 2. x üzeri 8. tam, doğru. Tamam. Şimdi gelelim Particular Solution'ımıza. Particular Solution'ımız neydi? Y Particular şu arkadaşımız. U1 çarpı E üzeri 5x yani eksi 7 bölü 2 x üzeri 8 çarpı E üzeri 5x artı U2 artı 4 x üzeri 7 çarpı x çarpı E üzeri 5x. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan x üzeri 8 geldi. x üzeri 8 yani x üzeri 8 çarpı E üzeri 5x'ler ortak. Dolayısıyla soru soruşlarımız x üzeri 8 e üzeri 5x parantezinde eksi 7 bölü 2 artı 4 dolayısıyla 4 kere 2 8 7 çıkar 1. Oradan da 1 bölü 2 gelmiş oldu. Yani x üzeri 8 e üzeri 5x bölü 2 gelmiş oldu. Ve y partikülleriyle y komplementerini topladığımız zaman da hemen şuraya cimbomuzu yazalım. y eşittir. y komplementeri artı y partikülleri. Dolayısıyla y eşittir. Komplementary solution c1 e üzeri 5x artı c2x e üzeri 5x de particular solution x üzeri 8 e üzeri 5x bölü 2 olmuş oldu. Tamam. Şimdi sonuç olarak y'mizi ne bulmuş olduk? Ha bu bulmuş olduk. Şimdi artık initial value'ları yerine koyabiliriz. Şimdi dolayısıyla y'de x yerine 0 koyduğumuz zaman E üzeri 0 1 E üzeri 0 1 E üzeri 0 1 ama şurası komple gidiyor zaten 0 olduğu için. Dolayısıyla burada bulduğumuz arkadaşımız ha pardon şurası da gidiyor ya 0 olduğu için. Doğru. 0 olduğu için orası da gidiyor. Burada direkt C1'i 1 bulmuş oluyoruz. C1'imiz 1. Şimdi y'nin türevini alalım. Y'nin türevini aldığımızda Şuradaki türevimiz 5C1 E üzeri 5X artı. Şurada bir çarpımın türevi söz konusu. Birincinin türevi ikinci C2 E üzeri 5X artı. ikincinin türevi birinci 5C2 X E üzeri 5X artı. Ve şu arkadaşın yine çarpımın türevini almam lazım. Biraz geriden devam edebiliriz. X kare bölü X üzeri 8 bölü 2'ye birinci terim, e üzeri 5x ikinci terim dersek, x üzeri 8 bölü 2'nin türevi 8x üzeri 7 bölü 2, yani 8 bölü 2 4, 4x üzeri 7. E üzeri 5x birincinin türevi ikinci, artı ikincinin türevi birincide, oradan bir 5 gelecek, 5 bölü 2, x üzeri 8, e üzeri 5x. Tamam, zaten bunlara sıfır koyduğun zaman onlar komple gidecek. Y'nin türevi 0. 0 koyduğum zaman şu x'li arkadaşların hepsi komple gitti. Gördüğünüz gibi. Sadece şurada x olmayan yerlerde. E üzeri 0 1 olduğu için. Aa, ne elde ettik? Orada 5C1. Ha, C1'imiz de 1 idi. 5 artı C2 elde ettik. Bu 5 artı C2 de 0 eşit olduğu için. Dolayısıyla C2'miz de 5'miş. Evet böylece C2 ile olmuş olduk right. Peki bu c1 ile c2 yerine koyarsak neyi bulmuş oluruz? Bu initial value problem'ın sonucunu bulmuş oluruz. Hemen bulalım. y eşittir. c1 yerine yazdım 1. e üzeri 5x. y eşittir. e üzeri 5x. c2 yerine yazdık. eksi 5. eksi 5x. e üzeri 5x. artı x üzeri 8. e üzeri 5x bölü 2 şeklinde sorunuzun cevabını bulmuş olduk sevgili dostlarım. Ee, burada başka renk yok mu ya? Başka renk. Ha mavi yapalım. Mavi. Şöyle ha çok güzel oldu. Bak şu, şunu şöyle highlight edelim şöyle. Oh işte bizim çözümümüz. Sevgili dostlarım. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar esen kalınız.